Şimdi elimde görmüş olduğunuz minah kitabı şey demektir. Hediye demektir. Bu kitap hediye manasına geliyor. Hediyeler demektir. Arvasi de işte menzil nereden almışız bunu? 1996 Menzil Yayınları tarafından basılmış. Kendi eserleri, arkadaşlarımızın kendi raflarında duran, kendi tavsiye ettikleri, bize de önerdikleri, bizim de alıp okuduğumuz kitap. Keşke okumasaydık, keşke size de anlatmasaydık. Ama hakkı batıldan ayırmak için değineceğiz arkadaşlar, okuyacağız. Şimdi bu burada maddeler halinde şeyhin öğütlerinden bahsediyor ve bir yere geliyor. 59. minah sayfa 62. 59. hediye sayfa 62. Gavs Kıddüse Sırrahu Hazretlerinin yüce meclislerinde ihlas üzere sohbet ediliyordu. Ben Halid-i Öleki, şimdi Arvasi'nin sohbetlerini derleyen bu Halid-i Öleki. Bu kimse bu konuşmaları derlemiş. Sonra da bize şu nakli yapıyor. İhlası sordum. Cizre'li Mevlana Ahmet Kıddüse Sırrahu'nun beytini okudu. Neymiş o beyt? Beraber okuyalım. Kur'an'a ve ayetlere yemin ederim. Eğer meyhanenin, tarikatın piri, meyhane tarikat yani, tarikatın piri, lata secde edin dese, müritler ona uyarlardı. Şuraya bakar mısın Vedat? Lat, Menat, Uzza, Peygamber Efendimiz zamanındaki putların adı? Mekke'nin büyük putları. Ya biz Ebu Cehil'e zaten lata secde ettiği için, taptığı için müşrik demiyor muyuz? Ebu Leheb tane şekli. Hepsi. Şimdi bunlar da diyorlar ki, İhlas nedir diye soruyor. Ya ihlas deyince benim aklıma İhlas suresi geliyor ilk önce. Allah'tan işte de ki Allah birdir, ortağı yoktur, benzeri yoktur. Bunların da aklına puta secde etmek geliyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam günahtan uzak duruyor. Ondan sonra diyor ki innehu min ibadinal muhlasin. O bizim ihlaslı kullarımızdan. Lata secde ettiği günahtan için. Günahtan uzak durduğu için ama. Şimdi lata secde ettiği için mi? Burada da diyor ki lata bile secde ederler. Puta bile secde ederlerdi. Kim diyormuş bunu? Meyhanenin piri diyormuş. Şimdi meyhanede alkolikler İçki içip içip kafayı buluyorlar ya, onlar günahkar. Onlar içtikten sonra puta secde etmiyorlar. Evet. Ama bu tarikatın piri, adam ayık kafayla lata bile secde edildi, secde edeceksin diyor. Ondan sonra da bu ehl-i sünnet uleması, yok nur yağdı, feyiz yağdı, bilmem ne yağdı. Ya kardeşim bu minah değil, günah, günah. Uyanın ya. Uyanın ya. Ben de daha nasıl şey yapalım? Maalesef, maalesef. Ya işte bu Arap suresinin 28. ayetinde bir çirkinlik yaparlar. Büyüğümüz böyle yapmıştır. Bunu Allah emretmiştir. Aynısı yani. Allah rızası için puta secde ettiriyor. Yani Peygamber Efendimiz hangi sahabesine demiş ki git falan puta secde et bana inanıyorsan eğer. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Puta secde etmek demek ne demek ya? Bu küfürdür. Doğrudan benim inancımızı ortadan kaldırır. Yani Vedat ben sana çok açık söyleyeyim. Şeytanın itikadı bundan daha düzgün. Şeytanın akidesi daha düzgün. Şeytan Adem'e secde etmedi ama puta da secde etmedi. Ya akıllı adam şeytan. Haşr suresinde ne diyor? Ve Enfal suresinde inni yahafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Kafir olan insandan Allah'a sığınıyor şeytan. Yani şeytan bile bu kadar sadakat beklemiyordu. O da şaşırmıştı yani. Bu nereden çıktı diye ya. Bilmiyorum, bu kitapları okuyunca herhalde şeytan da aklı dönüyordur yani. Bu nasıl bir şey diye. Ulan bu nereden çıktı kardeşim diye herhalde aklı gidiyordur yani. Şimdi devam ediyor. İhlas bu kadar mı diye soruyor. Öyle ki ihlas bu kadar mı diyor. Bu kafi değil midir diyor cevap veriyor. Daha ne olsun yani daha ne olsun. Daha ne olsun puta tepiyorsun. Daha ne olsun yani. Daha ne istiyorsun diyor. Devam ediyor. Sonra Gavs bu fakire yani öyle ki'ye soruyor. Sen ihlas hakkında ne diyorsun? Ben de bana göre ihlas hadisi kutsinin delalet ettiği gibi mürit şeyhinin bütün sözleri, fiilleri, hareketleri, sekeneleri yani sakin hareketsiz halleri ancak Allah'ın rızası ve emriyle olduğuna yakine inanmasıdır. Vedat, müritlerin, şeyhlerin bütün eylemleri Allah'ın rızası, emri doğrultusunda meydana geliyorsa, az önce söylemiş olduğu sözü ona kim söyletti? Allah. Allah mı dedi puta secde edin diye? Ona inanıyorlar zaten. Ya müşrik bu adamlar. Bunların İslam'la değil, hiçbir dinle alakaları yok. İhlaslı müşrikliğin tanımı bu. Bu menzil tarikatı değil, menzil dini. Yani bir ihlaslı bir müşrik nasıl olur? Topluma örnek kamil bir müşrik nasıl meydana gelir? Adam bunu anlatmış burada. Ondan sonra da diyorlar ki, efendim bu sözler sekir halinde söylenmiş. Yani kendinde değildi. Yahu bu adam bunu söylerken kendinde değildi. Bunu raflarında satanlar, okuyanlar, tavsiye edenler, bunun ticaretini yapanlar, defalarca basanlar, bunların hiçbiri kendinde değil mi? Neymiş? Sarhoşluk halindeymiş. Ya biz sizi ayık kafayla göremeyecek miyiz?
Niye bu sarhoşlar hep tasavvufun içinden çıkıyor? Bir tane fıkıhçı sarhoş olup da ben Allah'ım ben bilmem neyim demiyor. Ya bir de bu adam bunu sarhoşluk haliyle yazdıysa daha sonra uyanmamış mı? Niye silmemiş? Ben sarhoşluk haliyle bir şey yazsam yanlışlıkla ayılınca silerim ha yanlış yazmışım derim. Değil mi? Aynen. Yani bu sekerat bahanesi daha sonraları ortaya çıkmış bir bahane olarak. Ya bunun üzerine örtmek için. Ben, tabii yani bu saçmalıkların üzerine örtmek için ortaya atılan bir bahane. Ya örnek vereceksen bile وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Nur suresi 35. ayetinde. Allah insanlara örnekler verir diyor. Allah'ın verdiği örnekler üzerinden izah etsene. Hem kaldı ki bu ihlasın tanımı da şirktir yani. Sen nereden çıkardın ihlasın şeyhe bağlanmak olduğunu? Kur'an'da böyle bir şey var mı? Böyle bir şeyin yok. Ayrıca şöyle bir şey var. Diyor ki hadis-i kutsinin delalet ettiği gibi diyor. Ya hadis-i kutsiyle o hadis-i kutsi Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim okumasıdır. Resulullah Kur'an-ı Kerim okuyor. Allah burada böyle böyle dedi diyor. Yani hadis-i şeriften bir farkı yoktur. Resulullah hadis-i kutsileri aslında böyle bir kategorik bir ayrım da problemlidir. O konuya girmeyelim. Allahü Teala gidin Lat'a secde edin der mi? Allahü Teala gidin işte ihlası şeyhin bütün emir ve yasaklarına tabi olmakta arayın der mi? Bu küfürdür. Ama bununla da sınırlı değil Vedat. Bununla da sınırlı değil. Şimdi başka bir örneğine geçelim. Yani lütfen bu videoyu Menzil tarikatına mensup arkadaşlara isim, özellikle isim vererek söylüyorum, ulaştırın. Ulaştırın. Çünkü yani puta secde edildiği bir yerde susacaksak biz nerede konuşacağız Vedat? Hiçbir yerde. Nasıl konuşacağız yani? Aynen öyle. Allah demeyecek mi elinizde imkanlar ya vardı? Allah Resulüne bile, Nebiye bile itaat ederken Allah-u Teala diyor ki وَمَا يَعْسِينَكَ ف۪ي مَعْرُوف sana maruf hususunda isyan etmesinler. Yani marufa aykırı herhangi bir konuda Nebi bile bir şey söylese itaat edilemez. Kur'an bunu bize emrediyor. Ya ne marufu adam puta secde et diyor. Lata secde et diyor ya. Lata secde. Bunu sarhoş kafayla söylemiş. Ya dinleyenler de mi sarhoş bunlar? Hepsi mi sarhoş? Böyle söylüyor mu ya? Peki yani o şey bir sarhoş kafayla da Allah için şu kitapların birine yanlış desin. Ya bundan tamamı yanlıştır, hurafedir kardeşimiz. O hatayı hiçbir zaman yapmıyor. Ne sarhoş ne ayık kafayla. Ama sarhoşun sekerat adı altında Allah'a küfür et, peygambere küfür et, lata secde et, puta secde et. Ne oluyoruz ya? Allah'ın dinini putperestliğe çevirdin. Ebu Cehil bunları gelse görse boyunlarına sarılır. Şeytan sizden razı olsun diye. Hani Ebu Cehil'in mirasını bayağı bir şey yapıyorlar. Hani bir tane şey var ya, Dursun Ali Erzincanlı şiirler okuyor. Ebu Cehil kıtalar geziyor diyor ya. Şimdi biz de Dursun Ali Erzincanlı'ya diyoruz ki bir ara menzile de uğra. Orada. Çünkü onun itikadı orada yaşıyor. Neyse. Devam edelim. Şimdi bu Minah, yani aslında günah kitabının 143. sayfası 232. Minah. Bakın, sanırım ihlasın en güzeli kendini zorlayarak değil, böyle diyor şey, sanırım ihlasın en güzeli kendini zorlayarak değil, rıza ve zevkle olan teslimiyet olduğunu işaret eden Gavs dedi. Ne demiş Gavs? Şeyhimizin etbaından, şeyhimize tabi olanlardan iki alim konuşuyordu. Biri diğerine dedi, eğer şeyh sana namaz kılmamanı emretse ne yaparsın? Öbürü dedi, emre kerhen uyarım, istemeyerek uyarım, istemeyerek yapmam. Soruyu soran alim dedi, ben gönüllü ve kalp hoşnutluğu ile uyarım. Şeyh diyor ki namaz kılma, bu diyor ki ya böyle emir olmaz ama hadi yapalım. Öbürü dedi ki olur mu? Gönül hoşnutluğuyla yapacağız. Gönül hoşnutluğuyla şey yapmamız, şeyh olmamız lazım. Namaz kılmayacağız. Namazı bırakacağız. Şuraya bakar mısın ya? Allah namaz kıl diyor, şeyh kılma diyor. Bu da diyor ki şeyhin rızası için, onun gönlünü hoş etmek için namaz kılmamamız lazım diyor. Ya Ala suresinde demiyor mu? Gördün mü şu namazdan alıkoyanı? Şimdi gördün mü sen şu İslam'dan alıkoyanı? Gördün mü bu Kur'an'dan alıkoyanı? Tam yani, Ebu Cehil tarifi. Başka bir şey değil. Burada aslında bir kıyas yapmaya çalışıyorlar. Bir yerde Allah'ın emri varsa, bir yerde şeyhin emri varsa hangisine uyarsın? İkisi de birbirine zıt. Gönül hoşnutluğuyla şeyhine uyacaksın. Allah'ın emrini boş ver. Ne gerek var Allah'ın emrine? Ya Vedat, Allah'a secde ettirmiyor, Lat'a secde ettiriyor. Allah'a secde ettirmiyor, Lat'a secde ettiriyor. Bunlar kafir değilse, bu küfür değilse yeryüzünde küfür diye bir şey yok. Yani daha küfür diye bir şey olmaması lazım. Bilmiyorum, hayal gücümü şöyle kullanıyorum. Ben daha ne olabilir diye daha... Aklıma benim bir şey gelmiyor yani. Bundan daha ne olabilir? Şimdi tarikatçılara göre bizim tarikatımız, şeyhimiz olmadığı için biz dinsiz zındık oluyoruz biliyorsun. Şimdi bizim gibi bir zındığın kafasına takılacağını bildiğinden ileriki baskılarında burayı değiştirmişler. Bak şimdi. Hani şeytan bile merhamete gelmiş demiş ki bunlara ya burayı değiştirin kardeşim bu fazla kaçtı ya. Bak şimdi ya da. Kendi gavslarını sansürlemişler. Tövbe estağfurullah. Şimdi bu kitap
1996 yılında basıldığında 184 sayfa. Şöyle, bu kitap 184 sayfa. Şimdi aynı kitabın Semerkant Yayınları'ndan çıkan baskısı 11. baskısı. 11 baskıdan beri hala sarhoşlar, hala uyanamamışlar içindeki şirkten ötürü. Neyse, oraya takılı kalmayalım. 11. baskısı 270 sayfa. Şimdi bunlar şeyhlerin öldüklerine inanmıyorlar ya, belki hala adam yazmaya devam ediyordur. O mantık mı var artık bilmiyorum. Biraz önce okumuş olduğumuz namazla ilgili bir daha okuyalım. Bakın ne diyor burada. 236. Mina. Şöyle diyor. İhlasın en güzeli teslimiyettir. Aynı yeri anlatıyor. Şayet şeyhin, aynı soruyu soruyor. O an için namazı terk et diye bir emir verirse ne yapardın diye sordu. Bak burada o an için diye bir ifade yok. Bunu niye koyuyorlar? Birisi ya namaz terk edilir mi diye sordu ama efendim o an içini kastetti. O an için ifadesi burada yok. Ayrıca kıssa burada anlatıldığı kadar geniş de değil. Ayrıca dipnotlarla burada bir takım iyileştirmeler yapılmış. Bunların hiçbir tanesi burada yok. Demek ki buradaki çarpıklığı fark etmiş, vicdanı sızlamış. O ama put hala duruyor. Put hala duruyor burada. Lata secde etme hikayesi hala duruyor. Şimdi biz bunun tamamını okuyalım da zihinlerde netleşsin. Gavs-ı Hizani Hazretleri bir sohbetinde ihlasın en güzeli kendini zorlayarak değil, zevk ve rıza ile teslimiyet göstermektir dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Bir gün Şeyh'im Seyyid Taha'nın müritlerinden iki alim kendi aralarında konuşuyorlardı. Biri diğerine şayet Şeyh'in sana o an için namazı terk et diye bir emir verirse ne yapardın diye sordu. Öteki kerhen de olsa emri yerine getiririm diye cevap verdi. Soruyu soran alim ise hayır ben isteyerek ve severek Şeyh'imin bu emrini yerine getiririm dedi. Şimdi gördüğünüz gibi bir takım kelimelerle müdahale ederek hani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya Vedat. İşte yuharrifûnel kelime, onlar kelimeleri tahrif ederler, yerlerini değiştirirler diye. Benzeri bir şey hem Kur'an-ı Kerim ayetlerine hem de kendi kitaplarına yapıyorlar. Şimdi bu kitaplar, bu iki kitap ikisi de aynı ama gördüğünüz gibi biri daha geniş. Artık burada hani bir laf var ya, mızrak çuvala sığmaz hale gelmiş. İşte bunu yok etmişler, bunu icat etmişler. Değişen bir şey. Yine şirk çeşitleri olduğu gibi kitapta duruyor. Menzil tarikatına mensup kimselere lütfen bu videoyu ulaştırın da nasıl bir şirk bataklığı içerisinde olduklarını görsünler.